Yani muhalefet partileri 10 milyon işsiz var diyor. Bunu yani hangi kriterde söylüyor? Şimdi Rıdvan Bey, bir rakam değil zaman bu. Zaman konuşuyoruz. Türkiye'de bir Türkiye İstatistik Kurumu var. Evet. Yani bu İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bir takım veriler var. Yani eksiktir fazladır. O konuları bilemiyorum ama sonuçta bir veri var. %10 yanılsa 4,5 milyon yanılır. Tabii yani uluslararası kurumlar da, istatistik kurumları da Amerika'sından Avrupa'sına kadar, Eurostat'a kadar herkes bu verileri kullanıyor. Evet, evet. Yani orada sizin verileri çarpıttığınız söz konusuysa zaten adamlar sizin yalan yanlış verilerinize bakmıyorlar. Alt tarafa hemen bir asterisk koyuyor, dipnot. Evet. Diyor ki veriler anlamsız, veriler gerçekçi değil, veriler yanlış, veriler birbirini tutmuyor ya da boş bırakıyor evet. Türkiye'nin o yerini. Ama bizim Allah'a şükür öyle bir şeyimiz olmadı. Şu anda biraz afaki çalışmalar var. Ben şunu beklerdim. Türkiye'de bir think tank oluşumu ne yazık ki yok. Bu think tank oluşumu olmuş olsaydı onlar kendi raporlarını hazırlarlardı. Derlerdi ki bizde istihdam işte 3 milyon 800 bin değil, işsiz sayısı 4 milyon 800, 10 milyon 800 derdi. Açıklarlardı. Öyle bir şey yok. Türkiye'de şu anda herkes istediği kadar sayı verebiliyor. Şu anda herkes istediğini söyleyebiliyor. Evet. Yani koronavirüs rakamları açıklanıyor ya akşam. Akşam bakan açıklıyor, herkes itiraz ediyor. Yani o zaman bir tane de siz söyleyin. Yani bir tane de buna yönelik bir çalışma yapın. Alternatif bir çalışma yöntemleri geliştirmedi. Buna yönelik istatistik veriler de geliştirmedi. Evet. Belki evet yöneticiler şu anda şöyle bir yönteme de başvurmuş olabilirler. Yani halkı panikletmemek adına bazı rakamları biraz daha stabil tutuyor olabilirler. Yani ben bunu bilmiyorum, yapıyorlar diye söylemiyorum evet. da. Ama bu rakamlar da insanları çığırdan çıkaracak bir şey. Çünkü hakikaten işte ölüm sayıları günde 250-300 kişi öldü diyoruz ama 10 günde 3000 kişi öldü diyoruz ondan sonra kalkıp. Yani 3000 kişi ölüyor. 3000 kişi bizden öldükten sonra başkaları ölmüş, önemli değil. Hani meşhur söz vardır. Başkasının helvası tatlı gelir derler ya. Evet. Başkası öldükten sonra problem yok ama bizden ölmeye başladığı zaman. Bizden birisi öldüğü zaman evet, o zaman sıkıntı var. Aileleri duyuyoruz. Evet. Bir aileye korona girdiği zaman Allah korusun bütün aileyi perişan ediyor. Etmez 14 olur gün mu? Ağır Etmez geçirenler olur oluyor. Ne bileyim, ölüm vakaları duyuyoruz. Çocuklar etkilenmeye başladı. Mutantlar diyorlar. Yani bir korku ortamı da var ama bu korku ortamını biz büyüttüğümüz zaman hiçbir şey yapamayız. Evet. Yani o zaman ne çarşıya çıkılır, ne okula gidilir, ne işe gidilir, ne camiye, ne pazara, ne postaya gidilir. Hiçbir şey yapılmaz yani.